Herkese merhaba arkadaşlar ben Eka Hocanız. Laptu Matematik YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Geometri konu kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gün geldi 55. güne arkadaşlar. Analitik geometri devam. Kaya soru çözümleri 13 ile 24. soru arasıyla devam ediyoruz arkadaşlar. Yine bu soruların seviyeleri seviyesi temel ve orta düzey olacak. Bu dersin pdf aşağıda açıklama kısmı mevcuttur. Oradan indirip izleyip çözebilirsiniz. Ve direkt ilk sorumla Başlıyorum. 13. soru bana diyor ki A noktası 4'e 2, B noktası eksi 2 A noktalarından geçen doğrunun eğimi 2 ise A sayısı kaçtır diyor. Ve iki noktayı biliyorsam ben eğimi şöyle buluyordum. Y2 eksi Y1 bölü x2 eksi x1 yani A eksi 2 bölü eksi 2 eksi 4'ten işlemin sonucu 2 eşittir. Ne geliyor buradan? A eksi 2 eşittir. 2 çarpı eksi alttan eksi 12. Diğer tarafa attım. Hocam A sayısı eksi 10'dur. 13. sorumuzun cevabı eksi 10 olarak bulunur. 14. soru diyor ki A noktası 6 eksi 2, B noktası eksi 1'e 4, C noktası 2A noktaları aynı doğru üzerindeyse. Bakın herhangi bir yerde olabilir. A burada olsun, Aha da B burada olsun, C burada olsun. Herhangi bir yer ile böyle olmak zorunda değil bu arada bilmiyorum. A sayısı kaçtır diyor. Aynı doğru üzerindeyse. Bakın bu ikisinden bulduğum eğim. Bulalım. AB yani AB doğrusunun eğimi MAB ki MBC'ye eşit olur mesela. Diyelim ki MBC'ye eşit diyelim. AB doğrular arasındaki eğim. Bakın AB iki nokta arasındaki eğim aynı düzlemde olduğu için bu eğim bunun eğimine de eşittir. Y2 Y1 6 bölü X2 eksi X1 eksi 7 eşittir. Şu iki nokta arasındaki eğim buluyorum. A eksi 4 bölü 2 eksi eksi 1'den 3'tür. Çözelim. İşler dışlar çarpım. 3 kere 6 18 eşittir. A çarpı eksi 7 eksi 7A. Eksi 7 çarpı eksi 4. Artı 28'e. Diğer tarafa attım. Eksi 10 eşittir. Eksi 7A. Burada A sayısı 10 bölü 7'dir. 14. sorumuzun cevabı 10 bölü 7 olarak bulunur arkadaşlar. 15. soru diyor ki. Y eşittir 2x eksi A. Doğrusu yönündeki noktalar 1'e A ve B A'ya B ise B kaçtır? Bakın. 1A ve B A'ya B noktaları üzerinde ise Doğru, ha, tamam tamam doğru, doğru, yazmış tamam. Bir an noktaları üzerine yazmayı unuttum sanmıştım ama doğrusu üzerindeki noktalar. Tamam bu nokta bu doğru üzerinde. Peki ben bu ikisine göre eğimi bulabilirim. Bakın ben bu ikisine göre eğimi bulabilirim. Nedir? Y2 eksi Y1. B eksi A bölü. X2 eksi X1. Buradan A eksi 1 eşittir. Eğim olan X'in katsayısı sayısı 2'ye. Bu bir. İşte dışarı çarpım. Buradan B eksi A eşittir. 2A eksi 2'ye. Eksi bu tarafa attım. B eşittir. 3a eksi 2. Bu 1. Bitti mi? Bitmedi. Peki bu 1'e a, bu nokta doğru üzerindeyse x yerine 1 yazdığımda sonucumun a olması lazım. Yani kısaca a eşittir. 1 yazdım. 2 eksi a. Diğer tarafa attığımda 2a sayısı 2'ye, e a sayısı 1 eşittir. E a'yı buldum, geldim yerine yazdım. B dediğim sayı 3 eksi 2'den 1'dir. 15. sorumuzun cevabı 1 olarak bulunmuş oluyor. 16. soru diyor ki eğimi 3 ve a 4'e 18 noktasından geçen doğrunun y ekseni kestiği noktanın ordinatı kaçtır diyor. E ben nokta ve doğru eğimi bilinen doğru denklemini şöyle yazıyorum. y eksi y 0 18 eşittir eğim çarpı x eksi x 0. y ekseni kestiği nokta için benim x yerine 0 vermem lazım. Verdim. y eksi 18 eşittir. 3 çarpı x 4'ten x 12'yi diğer tarafa attım. Buradan y eşittir 6'dır. Bu da 16. soruyu bize alt olarak buldurur. 17. soru diyor ki A noktası eksi 2 8. B noktası altıya 4. Noktalarından geçen doğrunun x eksenini kestiği nokta ile y eksenini kestiği nokta arasındaki uzaklık kaç birimdir diyor bana. Şimdi bu noktaların x eksenini kestiği bu noktalardan geçen doğrunun. Peki bu noktalardan geçen doğruyu bulayım. Bu noktalardan geçen doğruyu şöyle bulabilirim bakın y eksi herhangi birini alıyorum mesela bunu 4 eşittir eğim eğimi de şöyle bulurum y2 eksi y1 bakın 4 eksi 8 bölü x2 eksi x1 o da 6 artı 2 çarpı x eksi kaç almıştım bunu x0 onu da 6 alıyorum bakın tek iki nokta üzerinden doğru eğim doğru denklem böyle yazılır eğim çarpı noktalar y eksi 4 eşittir 4 eksi 8'den eksi 4 bölü 6 artı 2'den 8 çarpı x eksi 6 neyi soruyor mu soru bana x ekseni kestiği nokta ile y ekseni kestiği nokta arasındaki uzaklık kaçtır diyor diyor. x ekseni kestiği noktayı şöyle bulurum. x yerine sıfırı yazarsam ben. Bakın gittim 0 yazdım buraya. y x 4 eşittir x 4 bölü 8'den eksi 1 bölü 2 çarpı 0 yazdım burası eksi 6 oldu. Bu eksiler birbirine 6 yapar. 6 bölü 2'den burası 3'tür. y eksi 4 3 Y sayısı 7. Yani benim noktam 0,7. X ekseni kestiği nokta bu. Peki Y ekseni kestiği noktayı buluyorum. Bu sefer Y yerine 0 yazıyorum. 0 eksi 4 eşittir. Eksi 1 bölü 2 çarpı X eksi 6. Bu sefer eksi bulacağım. 2 çarpı da bu tarafa attım. Eksi 8 eşittir. Eksi X eksi 6. Eksileri artı yaptım. 8 eşittir x eksi 6 diğer tarafa attığımda 14 eşittir x. Yani benim noktam 14'e 0. Ve bu iki nokta arasındaki uzaklığı istiyor benden. Bakın diyelim ki bu A bu B. Benden AB uzunluğunu istiyor. E AB uzunluğu da iki nokta arası uzaktan şöyle bulunur. Y2 eksi Y1'den 7'nin karesi. X2 eksi X1'den 14'ün karesinin karekökü. Uzun uzun işlem yapabilirsiniz. A 2A A kök 5 üçgeni bu. Yani AB uzunluğum 7 kök 5 olarak bulunur. 17. sorumuzun cevabı 7 kök 5'tir arkadaşlar. 18. soru diyor ki bakın bu şurada bir x eksini ve y eksini verilmiş. D doğrusunun D doğrusunun denklemi nedir diyor. E bunun denklemini yazmanın iki yolu var. İster eğimden gidin isterseniz x ekseni kestiği ve y ekseni kestiği noktaları biliyorsan sen. x bölü x'i kesen nokta eksi 4 artı y bölü y y'i kesen nokta eksi 2 eşittir 1. Burada denklemin sonucunu bulabilirsiniz. İster y'yi yalnız bırakın isterseniz aynı tarafta yazın. Buraya eksi 2 ile genişlettim. Bakın ne oldu? x eksi 2 y bölü alt taraf eksi 4 eşittir 1. Çapraz çarptım. Şöyle şöyle çekeyim. x eksi 2 y eşittir. Eksi 4'ü attım sol tarafa. x eksi 2 y artı 4 eşittir 0. 18. sorumuzun cevabını kontrol edelim. 18. sorumuzun cevabını bu şekilde buluruz. Arkadaşlar hatta yanlış bulduk. Şöyle ki Artı 2 ile genişlettim. 2'ye. X artı 2'ye. X artı 2'ye artı 4 olarak bulmuş oluruz arkadaşlar. 19. soru diyor ki. X eksenini 4, Y eksenini eksi 3'te kesen doğru 1'e A noktasından geçtiğine göre A sayısı kaçtır diyor. E bir önceki soruda yaptığımız mantıkla. X'i kesen noktayı biliyorum. X bölü 4 artı y Y'i kesen noktayı biliyorum. Y bölü eksi 3 eşittir 1'e. Şimdi 1'e A'dan geçiyorsa ben X yerine 1 yazıyorum bakın. 1 bölü 4 artı y yerine a yazıyorum. a bölü eksi 3 veya eksi buraya atayım. Sizi kırmayayım. Eksi a bölü 3 eşittir 1'e. Benden ne istiyor? a istiyor. Eksi a bölü 3'ü bu tarafa. 1'i diğer tarafa atarsam 1 bölü 4 eksi 1 eşittir a bölü 3. 4 kere eksi 1 eksi 4. Bir daha bakın. Eksi 4 artı 1 daha. Eksi 3 bölü 4 eşittir a bölü 3. 3 çapraz diğer tarafa attım. Eksi 9 bölü 4 eşittir a olarak buluyorum. Yani 19. sorumuzun cevabı Eksi 9 bölü 4'tür arkadaşlar. 20. soru bana diyor ki A noktası eksi 2'ye 8, B noktası 0'a B, C noktası A'ya 0. O, B, C bir üçgen. A, B eşittir, B, C. Güzel. A, B, B, C eşittir. Noktalar verilmiş. Alan O, B, ye kaçtır diyor. Alanı bulmak için zaten işlem aslında bir şey kalmıyor geriye. Nasıl bulunur? Bakın orta noktaysa 0, A, eksi 2. Eksi 2'den 0'a 2 artmış. 0'dan A'ya demek 2 artacak. Burası 2'dir. Yani burası 2 noktası. Yani şu uzunluk 2'dir. Bu 1. Y'lere bakıyorum. 8'den B'ye gelmiş ve B'den 0'a gelmiş. Ya yani totalde 8'den 0'a toplam 8 azalmış. 1, 2 birimde 8 azalmışsa tek birimde 4 azalır. Demek ki burası 4'tür. O zaman hocam yüksekliğim 4'tür. Benim alanım 2 çarpı 4 bölü 2'dir. Buradan da 4 bulurum. 20. sorumuzun cevabı 4 olarak bulunur arkadaşlar. 21. soru bana diyor ki ABC bir dik üçgen. Güzel. ABC dik üçgen. BAC 90 derece bana 90'ı vermiş. AD eşittir DC'ye harika ve A'sı 3'e 6. Olduğuna göre alan ABOD alan ABOD kaçtır diyor bana. Şimdi şu dikmeyi indim. Bakın. Dikten dikime indim. Yani öklit yapacağız. Peki başka ne biliyorum ben? Şunu biliyorum. 3'e 6. 3'e 6 noktası demek yükseklik yani şurası komple 6 ve şu kısım komple 3. Şimdi bakın 90 derece e, eğimleri aynı. Yani alfa ise alfa. Şimdi arkadaşlar bakın. Bu alfa hem bunun hem bunun eğimi ve 1'e 2'lik bir oran varsa bakın 1'e 2'lik. E burası yükseklik 6 ise demek ki şu yükseklik 3'tür. Bu 1. E A'ya B ise burası 3 ise otomatikman burası da 3'tür. Yani 3 bölü 6. Umarım anlaşılmıştır. Eğim var. 1'e 2'lik bir 1'e 2'lik bir oran var. Bu da tamam alan A B o, istiyor bizden. Nereye istiyor? Bir bakayım. A B O D. Benden buranın alanını istiyor. E bulmadığım tek bir şey kaldı. O da şurası. E bunu da öktükten bulacağım. Buraya A dedim. Bu A sayısıyla 3 artı 3'ten 6'nın çarpımı yükseklik olan 6'nın karesine eşittir. Buradan da A sayısı 6'dır. Biraz orantısız çizmişim. Sıkıntı yok. Benden alanı istiyor. Alanı bulalım. Bütün alan bakın 6 6 ile burası 12 çarpı yükseklik 6 bölü 2 bütün alandan şu küçük alanı çıkarıyorum. Burası da 3 çarpı 3 bölü 2'dir. Ve soru bitti. Bölmeyeyim, bölmeyeyim. 12 çarpı 6, 72 bölü 2 eksi. Burası da 9 bölü 2. 72 eksi 9'dan burası o zaman 63 bölü 2 olarak bulunuyor. 21. sorumuzun cevabı 63 bölü 2'dir arkadaşlar. Güzel zor bir soruydu bu arada. Biraz ortanın üstü olmuş. Kusura bakmayın yanlış yere geldi o zaman. Çözerken kolay sanmıştım yani. Orta sanmıştım ben. Yani. Şöyle yapayım görünsün. Güzel. 22. soru diyor ki ABC'de bir kare. Güzel. ABC'de. A noktası A'ya B. B'si 2'ye 0. C'si 0'a 4 olmak üzere. A artı B kaçtır? Bu tarz sorularda arkadaşlar yapacağımız tek bir şey var. O da benzerlik. Yani şuraları eksenlere tamamlıyorum. Bakın açıları dağıtıyorum. Burası 90 derece. Burası nokta açılı olsun burası çizgi olsun. Nokta ile çizginin toplamı tabii ki de 90 derece. E burası 90 olduğu için bakın çizgi ise demek ki hocam burası nokta. E 90'dı demek ki hocam burası çizgi. Bakın diğer tarafa dağıtıyorum. 90 nokta ise burası çizgi çünkü burası 90. Demek ki burası nokta. Şimdi 90'ların hepsinin karşısı aynı olduğu için aslında bu burada tüm üçgenler birbirine eş üçgenler. Bu da tamam. E 2'ye 0 diyor. 0'a 4 diyor. Yükseklik 4, genişlik 2. Demek ki noktanın karşısı 2 ise noktanın karşısı 2. Çizginin karşısı burada olduğu gibi 4. E noktanın karşısı 2. Çizginin karşısı 4. Soru bitti. Benden A artı b istiyor. E bitti soru. Nedir? 4 artı 2'den x eksenim 6. Yüksekliğim 2. 6 artı 2'den sorumuzun cevabı 22. sorumuzun cevabı 8 olarak bulunuyor. Arkadaşlar tek yol var. O da benzerlik. 23. soru diyor ki ABC'de bir dikdörtgen. E A, B... AD eşittir OD. Şunu yazalım. AD eşittir OD. Bu önemli. BD'si 5 ve OB'si 12. Zaten bu dikdörtgen olduğu için 5, 12, 13. Aha da burası da 13. Bu 1. Peki. Şunu inersem ben buraya. Yine benzerliği gördüm aslında ben orada. Bunu indim ben buraya. 90 dedim. Buraya nokta. Buraya çizgi. İç tersten çizgi nokta. 90'ın karşısı sonuç. 90'ın karşısı 13. O zaman noktanın karşısı 5. Noktanın karşısı 5. Çizginin karşısı 12. karşı karşısı 12. Demek ki hocam 13 artı 5'ten birinci birleşen 18. Yükseklik 12 burası. 12. Benden A artı B istiyor. 18 artı 12'den de 18. 28. 30 bulunur. 23'ün sorumuzun cevabı da 30'dur arkadaşlar. 24. ve de bu videonun son sorusu bana diyor ki A, B, C, O. Bakıyorum A, B, C, O. Bir ikiz kenar yamuk. A 6'ya 8. B 10'a 8. A, O eşittir. B, C. Alan A, B, C, O. Benden bu yamuğun alanı istiyor. Şimdi şu dikmeden iniyorum. İkiz kenar yamuklu yapacak tek bir şey var. Gerçi ikiz kenar ne görürsem göreyim yapacağım tek bir şey var. O da dikme inmek. Dikme indiğimde. X86 demiş. Burası 6 uzunluk. Yükseklik 8. 8 bakın yükseklik yine 8. E bu tamamı 10'sa. E 6 ise demek ki buraya 4 kaldı. Bu ikiz kenar olduğu için bu 6 ise bu da 6'dır. Ve soru bitti. ve Bu da 4'tür. Alan şöyle bulunuyordu. Üst taban artı. Alt taban 6 6 12 4 daha 16 bölü 2 çarpı yükseklik 8. 20 bölü 2'den 10 çarpı 8 bu da alanı bana 80 bulurur. 24. sorumuzun cevabı 80 olarak bulunur arkadaşlar. Ve de videomuzu bu şekilde bitirmiş olalım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım işinize yaramıştır. İyi çalışmalar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.